Merhaba. Yarın çok daha geniş kapsamlı bir yayında Suruç katliamını değerlendirmeyi düşünüyorum. Ancak bugün hızlı bir şekilde ilk gelen bilgiler ışığında bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Çünkü çok vahim, korkunç, insanlık dışı bir olayla karşı karşıyayız. Bu katliamın yarattığı vahşet ve dehşeti ek olarak çok ciddi siyasi yönleri olduğunu da düşünüyorum. Bu konuda ses olmadığını söyleyenler var ama herhalde bir sorun yoktur. Evet, birçok şey iç içe geçmiş durumda. Ancak şunu söyleyebiliriz. Bu olay şaşırtıcı değil, beklenen bir olay. Özellikle Adana ve Mersin'de HDP binalarına ve Diyarbakır'da HDP mitingine yapılan saldırıların bir devamı. Burada birkaç tane mesele var. Bir kere öncelikle bunun IŞİD tarafından yapıldığını düşünüyorum. Zaten ilk bulgularda bir intihar eylemcisi olduğu yolunda. Aynı şekilde Kobani'de de eş zamanlı intihar saldırısı olduğu söyleniyor. IŞİD'in olması ilk akla gelen en mantıklısı IŞİD'in olması. Çünkü daha öncekilerde bir şekilde IŞİD'le irtibatta çıkmıştı. IŞİD'in bunu yapmasının öncelikli nedeni Kobani, Tel Abyad gibi Suriye'de, Rojava bölgesinde Kürtler karşısında aldığı ağır yenilgilerin intikamı. Bu intikamı Rojava'da tam anlamıyla alamıyor ama en son Kobani'de gördüğümüz beklenmedik intihar saldırılarıyla yine bir ölçüde aynı şekilde intikam almak istemişti. Ama en kolay alınabilecek yer Türkiye ya da başka yerler, sivillere yönelik, kendileri savunma durumunda olmayan kişilere yönelik katliamlar yapıyor. Ve burada Rojava'da IŞİD'e karşı PYD'nin, YPG'nin mücadelesine destek veren HDP başta olmak üzere her türlü kişi ve kurumu rahatlıkla hedef alıyor. Yani savaşı Türkiye'ye taşıyor. Rojava'da, Suriye'de yapamadığını burada yapma çalışıyor. Birincisi bu. İkincisi, Rojava Kobani, Tel Abyad düşmüş olsa da IŞİD buraları almak ve daha da etki alanını genişletmek, Kürtleri Suriye'nin kuzeyinde etkisiz kılmak istiyor. Bu saldırıların aynı şekilde Rojava'daki, Suriye'deki savaşla da bir en azından psikolojik anlamda kimse bana neyse arada birkaç kişiyi engellemek durumunda kalacağım, kusura bakmasınlar. Şunu söyleyeyim, tekrar kaldığım yerden bu aynı zamanda bu tür saldırılar aynı zamanda IŞİD'in Suriye'deki ve hatta Irak'taki savaşına katkı sunma amacı taşıyor. Bir diğer husus, bence bu çok önemli bir husus. IŞİD bu tür eylemlerle Türkiye'deki kitle tabanını genişletmek istiyor. Bakın, Kobani olayı ilk başladığı zaman Türkiye'de çok geniş bir kesim Kobani'de açık bir şekilde IŞİD'i destekledi. Hayatta İslam'la, İslamcılıkla hiçbir şekilde ilişkisi olmayan insanlar bile sırf Kürt hareketine ve Kürtlere hatta olan öfkeleri ve alerjileri nedeniyle kötünün iyisi olarak görüp IŞİD'i desteklediler. IŞİD'in zaten Türkiye'de çok ciddi bir kitle tabanı var. Çok ciddi bir organizasyonu var. Ve bu tür saldırılarla, özellikle HDP'ye saldırarak kendi kitle tabanını genişletmek istiyor. Bu çok net ve eminim şu anda Türkiye'de çok kişi bu olayın dehşetini yaşarken, bunun için derin acı duyarken, bundan hoşlanan ve IŞİD'e yönelik ilgileri sempatiye dönüşen insanlar da var. Bunun bir realite olarak görmek lazım. IŞİD'in içerisinde Türkiye'den çok insan var ve bunların içerisinde hatırı sayılır bir bölümü de Kürt. Yani Türkiye'nin değişik yerlerinden, İstanbul'dan, Adana'dan, Mersin'den, Diyarbakır'dan, Bingöl'den, Adıyaman'dan ve hatta Almanya'dan, Avrupa ülkelerinden giden insanlar da var. Dolayısıyla kitle tabanını genişletmek için de bu tür saldırıları yaptığını düşünüyorum. Ama bir diğer husus, bu da ayrıca çok önemli. IŞİD er ya da geç savaşı Türkiye'ye taşıyacaktır. Dikkat ederseniz Irak'ta ve Suriye'deki savaşı
bölgedeki bütün ülkelere bir şekilde bir aşamadan sonra taşıyor. Burada esas büyük çökmeler tabii ki İran ve Türkiye'dir. Ama bunu bir şekilde yapmak isteyecekti. İran'da çok daha zor ama Türkiye'de çok ciddi bir kitle tabanı olduğu için Türkiye'de daha kolay. Şu anda Kürtlere saldırıyor, Kürt hareketine saldırıyor. YPG'ye, PYD'ye destek verenlere saldırıyor ama ileride başkalarına da saldıracaktır. Bu hareket şiddetle beslenen bir hareket, şiddetle yürüyen bir hareket. Dolayısıyla Türkiye'de çok daha fazla yeni farklı saldırılarını, büyük şehirlerde saldırılarını, hep sivil hedeflere yönelik olarak, siyasi hedeflere yönelik olarak saldırılarını bekleyebiliriz. IŞİD'in elinde ölmek isteyen, ölmek için sıraya giren çok sayıda intihar eylemcisi olduğunu biliyoruz. Bunların içerisinde çok sayıda Türkiye vatandaşı da var. Ve IŞİD'in Türkiye'de Suriye'deki iç savaşla beraber çok ciddi bir şekilde örgütlenmiş olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında şebekeleri var, bağlantıları var. Ve bunlar uzun bir süre tolere edildiler. Esad rejimini yıkacak, yıkmak için örgütlenen gönüllüler olarak görüldüler. Ama şimdi bu bir Doktor Frankenstein filmindeki gibi bu canavar şimdi kendisine göz yumanlara, yaratanlara da yöneliyor. Dünyanın her yerinde böyle oldu. El-Kaide örneğinde de böyle olmuştu. IŞİD örneğinde de böyle oluyor. Burada şöyle bir dengesiz durum var. IŞİD'in Türkiye'de saldıracağı çok sayıda hedef var. Ve bu hedefler açık hedefler, savaşçı olmayan sivil hedefler. Ama bunlara karşı IŞİD Türkiye'ye savaşı taşıdığı zaman IŞİD'e karşı cevap vermenin hedefleri yok. 6-7 Ekim olaylarında bunu çok kötü örneklerini yaşadık. Türkiye'deki tüm İslamcıları, radikal İslamcıları hatta IŞİD'li görmek hiçbir şekilde doğru değil. Bunun örnekleri, çok acı örnekleri yaşandı. Şu anda IŞİD yer altında olan bir örgüt. Tabii ki herkesin bir takım kendince bilgileri vardır ama en önemli bilgi devlettedir. Dolayısıyla IŞİD saldırılarına karşı, Türkiye'deki IŞİD saldırılarına karşı esas olarak mücadele etmesi gereken devlettir. Devletin bunları saptaması, bulması, engellemesi gerekirdi. Bundan sonra da engellemesi gerekiyor. Ama her seferinde bir takım zaaflarla bunların gerçekleşiyor olması, bombalı saldırıların gerçekleşiyor olması çok düşündürücü. Öncelikle bunu vurgulayalım. Kürt hareketinin IŞİD'e verebileceği cevap esas olarak Türkiye'de bu provokasyona gelmeden her türlü tedbiri alarak her an kendisine, değişik organlarına, kişilerine saldırı olabileceğini düşünerek tedbiri alması. Ama esas olarak Kürt hareketinin IŞİD'e vereceği cevap Irak ve Suriye'dedir. Şu ana kadar bunu ciddi bir şekilde veriyor. Ama mesela burada Suruç katliamının en büyük cevabı mesela belli bir süre sonra Haseke'nin IŞİD'den temizlenmesi ve belki de Rakka'nın IŞİD'in elinden alınması olur. Aksi takdirde IŞİD'in istediği, kurduğu oyun, IŞİD'in arkasındaki stratejik akıl, sivillere saldırarak Türkiye'de bir sivillere yönelik karşı saldırılar ve bir tür küçük çaplı iç savaş tezgahı alıyor. Böyle çatışmalar, çatışma ortamları her zaman için bu tür örgütlerin işine yarar. Dolayısıyla burada Türkiye'de öncelikle olabildiğince tabii bu tür vahşetler karşısında insanların serin kanlılığını koruyabilmeleri başlı başına çok zordur. Ama serin kanlılığı koruyarak buna oyuna gelmeyerek, bu bir oyun çünkü IŞİD'in kurmak istediği oyun bu. Ona karşılık IŞİD'in şu ana kadarki IŞİD'e indirilen darbelerin aynen daha güçlü bir şekilde indirilmesini sağlamak. Bu anlamda şunu görüyoruz. Kobani'yi IŞİD tekrar geri almak istiyor. Tel Abyad'ı geri almak isteyecek. Başka yerleri de geri almak isteyecek. Öncelikle Suriye'de, Rojava'da IŞİD'in ilerlemesini durdurmak ve IŞİD'i daha da geriletmek olmalı. Bu anlamda YPG güçlerinin uluslararası koalisyonla ve Özgür Suriye ordusunun bazı gruplarıyla çok iyi bir işbirliği olduğunu ve sonuç alıcı olduğunu biliyoruz. Zaten bu saldırıda bu sonuçlar alındığı için yapılıyor. Yani bunu özellikle tekrar tekrar vurgulamak lazım. Bu saldırılar HDP'ye, Rojava'ya destek veren, Kürt hareketine destek veren sosyalistlere yönelik saldırılar, bu gençlere yönelik katliamın esas nedeni IŞİD'in
şu ana kadar Irak ve Suriye'de en büyük darbeyi Kürtlerden yemiş olmasıdır ve bunun arkasında çok güçlü bir şekilde Türkiye'deki Kürt hareketinin ve hatta ölen gönüllüler olduğundan da biliyoruz. Türkiye'deki sosyalist bazı sol grupların desteği de burada çok önemli oldu. IŞİD bunun intikamını almak istiyor öncelikle. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Hükümetin bu konudaki tavrı tek kelimeyle çok facia. Son günlerde IŞİD'e yönelik bazı operasyonlar yapıldı, yapılıyordu. Ama ne kadar gelişleyecek diye beklerken durdu. IŞİD'in bu tür saldırıları aslında bu operasyonlara da yönelik bir uyarı gibi olarak algılayabiliriz. Devlete de bir tehdit boyutu olduğunu pekala düşünebiliriz. Ama şu ana kadar devlete yönelik herhangi bir saldırıları olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Esas burada önemli olan devletin IŞİD'e yönelik herhangi bir çok somut, sert bir takım önlemler alıp almayacağıdır. Şu ana kadar devlet IŞİD'i Türkiye için birinci derecede tehlike olarak görmedi. Ama IŞİD terörünü, şiddetini, intihar eylemlerini Türkiye topraklarına taşıyarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını katlederek bu Türkiye'yi Türkiye için birinci derecede güvenlik tehdidi olduğunu gösterdi. Artık hükümetin daha fazla bunu görmemesi diye bir şey olamaz. Ama sadece bunu kabul etmesi yetmez. Bunu kabul ettikten sonra ne yapacağı da neler yapabileceği de ayrı bir konudur. Evet, sorulara pek bakamadım, cevap veremedim. Ancak şunu tekrar söyleyeyim. Yarın çok daha geniş kapsamlı soru, sizlerden gelecek soru ve yorumları da değerlendireceğimiz bir yayın yapmayı düşünüyorum. Ama bu çok önemli, çok vahim, çok can acıtıcı ama aynı zamanda da insanların olabildiğince senin kanlı değerlendirmesi gereken bu katliama karşı hızla bir şeyler söylemek istedim. Kusura bakmayın sorularınızı, yorumlarınızı aktaramadım. Ama yarın daha fazla bilgiye sahip olmuş bir şekilde daha geniş kapsamlı bir yayında tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum. Çok üzgünüm. Eminim beni izleyenler de, izlemeyenler de Türkiye çok ciddi bir şekilde buradan çok büyük bir acı duymuştur. Hepimize yönelik bir saldırı bu. Bu Türkiye'ye yönelik bir saldırı ama tüm Türkiye'nin bu saldırıya cevap verme ihtiyacı hissetmediğini maalesef görüyoruz. Bu olay sadece Kürtlerin olayı değil. Bu tüm Türkiye'nin olayı. Türkiye'deki iyi kötü var olan barış ortamına yönelik bir saldırı. Eğer IŞİD bu saldırılarını sürdürürse ki bana göre kesinlikle sürdürecektir. Türkiye çok kaotik yerlere doğru sürüklenebilir. Ve buradan IŞİD'in hiçbir zararı olmaz. Bunu tekrar söyleyeyim. İyi günler. Ölenlere rahmet diliyorum. Çok acı bir olay. Yakınlarına başsağlığı, yoldaşlarına, arkadaşlarına, herkese, tüm Türkiye'ye aslında bir başsağlığı dilemek gerekiyor. Orta Doğu ile ilgili, bölgemizle ilgili çok önemli bir olay yaşandı bugün. Bunu böyle bilelim. Irak'ta, Suriye'de her gün buna benzer intihar eylemleri yapılıyor olabilir. Ama Türkiye bu bölgenin en farklı, en önemli ülkelerinden birisi. Eğer bu saldırılar Türkiye'de böyle taşınıyorsa olay gerçekten kritik bir noktadadır. Hiç kimse bunu küçümseme lüksüne sahip değil. İyi günler.